Maç Bar'a hoş geldiniz. Yeni formatımız, yepyeni programımız NAT Spor ekranında Yalçın Koşukavak'la beraberiz. Ne yapacağız Maç Bar'da? Oynanmamış maçları konuşacağız. Tabii riskli çünkü oynanmış maçı konuşmak tabii ki kolaydır ama oynanmamış maçı konuşmak biraz zordur. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk Evrencim. Cesaretin için teşekkür ederim. Rica ederim. Çünkü hakikaten zor. Yani bugün mesela takvime göre biz formatımızı belirledik. Önce Beşiktaş maçıyla başlayacağız. Çok opsiyon var, 11'ler var. Alanyaspor maçı çok riskli bir maç Beşiktaş için, önemli de bir maç. Hı hı. Önce teşekkür ederim davetimizi kabul ettiğin için. Seni en iyi şekilde ağırlamaya çalışacağız. Teşekkür ederim. Bu formatları sevdiğini biliyorum. Hatta sana yerli bir ESA diyor. Estağfurullah. Katılıyor musun bu? Yok. Öncelikle program hayırlı olsun. Sağ ol. Sahanın içini konuşmak her zaman kıymetli. Hı hı. Sürekli sahanın dışını biz antrenörlere dahi oraya çekip konuşulduğundan dolayı böyle programları kıymetli buluyorum. Hayırlı olsun tekrardan. Teşekkürler. Yerli bir Elsa mıyım? Değilim. Tabii ben öyle bir İstanbulspor'da çalışırken ona benzer şeyler oldu. O dönemden beri böyle yakıştırmalar yapıyorlar. Teşekkür ederim. Bir Elsa dünya futbolunda çok takdiri hak eden bir antrenör. Küçük ölçekli kulüplerle, düşük profille oyuncularla büyük işler başarmış. İstanbulspor o dönemlerde ona benzer bir şeydi. Böyle bir şey yakıştırdılar. Ben birçok antrenörden esinleniyorum. Marcelo Bielsa'dan da esinleniyorum. Güzel bir aslında lakapta. Teşekkür ederim öyle görenlere. O zaman hemen başlayalım. Şimdi şöyle, önce Beşiktaş'tan başlayalım. Hı hı. Bu maçta 3 tane önemli cezalısı var Beşiktaş'ın. 4 haftadır da kazanarak geldiklerinden dolayı bir yarışa dahil olmak istiyorlar. Ama burada rakip ne Kasımpaşa ne de Kayseri. Daha başka bir formatta oynayan bir takım. Önce Beşiktaş'ın diğer kadrolarını dizelim. Tabii. Hangi dizilişte oynar? Büyük ihtimal 4-4-2 veya 4-2-3-1 geçişli 4-4-2. Hı hı. Tabii burada oyuncu tercihlerini Şenol Hoca nasıl yapacak? Onu eldeki mevcut oyunculara göre bir de neye göre kullanması gerekiyor ki Alanya takımı nerede zorlar? Hı hı. Muhtemelen Alanya'yı da yerleştireyim. Tabii. Muhtemelen Alanya'nın 3-4-3 oynayacağını düşünüyorum. Sağ kimi kullanır hocam sence? Yani Necip mi, Tayfur mu? Bence Tayfur'u buradan çıkartacağını düşünmüyorum. Evet, Tayfur orada kullanmayı seviyor çünkü. Evet, bence Tayfur orada. Geçen hafta da biraz orada iyi performans verdi. Çünkü buradan çok eksilmeyi istemez iç saha maçı diye. Hı-hı. Bir de Salih ve Tayfur'un bir avantajı var Alanya'ya karşı. Hı-hı. Çünkü Farioli'nin top ayağındayken bütün opsiyonlarını biliyorlar. Orada bence avantaj teşkil edip burada ben Tayfur'u burada kullanacağını düşünüyorum. Tamam. Burada Necip olur diye düşünüyorum büyük ihtimal. Hı hı. Çünkü başka alternatifi yok. En büyük sorunu Beşiktaş'ın merkezde. İkili mi yapar ön libero yoksa tek mi yapar? Bence ikili oynar. Çünkü o oyunu öyle seviyor. Biliyorsun daha önce de burada daha defansif üçlülü oyuncular oynatmayı seviyor. Mesela Necip Atiba ile başladı. İşte bir dönem Saiz'i kullandı orada. Evet. Şimdi orada daha çok defansif defansif profili oyuncularla oynamayı seviyor. Hı hı. Ama burada bir sağ bek problemini çözerse Necip'i buralarda da kullanma ihtimali doğabilir diye düşünüyorum. Mesela Redmond'ı serbest oyuncu gibi kullandı en son maç burada. Cezalama. Evet, bu maç yok. Mesela Kayseri deplasmanında hemen golü yaptı oradan. Forvet'in arkasında gezgin oyuncu olarak Redmond'ı kullandı. Şimdi orada zaten burada ikinci santrafor ve var. İkinci stopere bastı şeyde. Burada Redmond iki tane oyuncu bulduğu zaman savunma işgüdülü bunu santrafor menşeli kullanmayı seviyor Şenol Hoca. Ama bu maç şimdi Alanya'ya geçtiğimiz zaman Beşiktaş'ı tehdit edecek unsurlar var. Hı-hı. Buradaki oyuncu çok kritik. Burada ikinci santrafor yapmaktan öte gelip burada üçüncü orta saha yapması lazım Beşiktaş'a. Yani bu oyuncunun aslında bunu ikilemesi de buraya üçlemesi daha önemli. Daha önemli. Çünkü topun Alanya'da olduğu zamanlarda herhalde burada seçeneklerimiz bir Delali var, Atiba var. Yani çok da yok ya da Atiba'yı burada kullanıp Jetson'u buraya. Evet, olabilir. Bir de burada Cenk büyük ihtimal Abubakar'la başlayacağını düşünmüyorum. Çünkü topa bu kadar sahip olan Alanya'yı yazmamıza gerek yok herhalde. Onu söyleyerek yaparız. Tamam. Tabii sağ öne de Muleko. Pardon. Evet. Muleko orada yeterli oluyor mu hocam sence? Olmuyor ama şu anda idare eden. Evet. Yani şöyle de olabilir. Belki Tayfur'u Necip'le değiştirir. Aha. Atiba'yı oynatmaz, Necip'i oynatır. Gelson'u burada oynatır. Bu sefer buraya Cenk yapıp Abubakar da yapabilir. Evet.
Yani böyle bir format da var. Evet, ama burada bence yönlendirici olan Alanya takımının oyunu. Şimdi bütün ülke Faryoli'yi tanıyor. Alanya takımı ne oynuyor? Alanya takımı Beşiktaş'a nerede zorluk çıkartır? Bir kere bu maç Kayseri ve Kasımpaşa maçlarından daha farklı bir formatta oynanacak maç. Ve Beşiktaş'ı çok zorlayacaklarını düşünüyorum. Onun sebebi ne? Bir kere diziliş olarak eğer burada bir santrafor menşeli bir oyuncu kullanırsa Şenol Hoca, bu diziliş 4-4-2 olur. O zaman da çok büyük boşluk. Burada Efecan, Efkan iki tane merkez ortasıyla 4'e 2 yakalarlar Beşiktaş'ı. Hı hı. Çok ciddi bir merkezde Beşiktaş'a problem çıkartırlar. Böyle bile bir problem var. Cengiz forvet düşünürse, Getson böyle kalırsa. Burada da Efkan ve Efecan'ın buraya girmesiyle burada bir 4 orta saha var. Siz buraya 3 kişi çıkabiliyorsunuz. Evet. Hep artı bir yakalıyor. Evet, orada sürekli bir sayısal üstünlük var. Hı hı. Buradan çok ciddi problem olur. Bir de oyun modeli tamamen merkezden overload üzerine kurgulanmış bir Faryoli oyunu var. Ama bu maçta biz Alanya'nın topa sahip olduğu zaman ne yapacağını bütün ülke olarak biliyoruz. Hı hı. Çok net bir oyun modeli var. O modeli gösterelim. Evet. Merkezde, Alanya ne yapar? Alanya merkez sadece genişlikte iki kanat bekiyle, üçlü savunmalarda iki kanat bekiyle oynayıp tamamen oyunu buraya yerleştirip oyunu burada oynayıp burada bir baskıya davet ediyorlar rakibi. Burada büyük ihtimal baskıya davet ederler. Belki Beşiktaş iki tane arkadan Getson veya Atiba kim oynatacak? Böyle iki santraforla karşılamak ister. Muhtemelen top Alanya'dayken 4-4-2 karşılamak ister Beşiktaş. Daha ileri gidip dörtlüyle karşılaşma falan, onlar çok intihar olur. Beşiktaş ön alan baskısı yapacak mı, yapmayacak mı? Nasıl bir maç stratejisinde oynayacak? Ama ön alan baskısı yaparsa şayet Beşiktaş, merkezden çok delineceğini düşünüyorum. Getson'u buraya aldık, Cenk'i buraya. Şimdi burada topun merkezde olduğunu düşünürsek, burada çok ciddi bir merkez overload'u var. Bu iki tane oyuncu tamamen oyunu genişletip, yani burada topu tutup baskıya davet ederlerse Beşiktaş'ı, Beşiktaş öne doğru gelirse, buralara gelirse, Muleka'da katılacak. Buralara gelirse ve Beşiktaş'ın boyunu uzatmak isteyecektir büyük ihtimal Faryoli. Uzattıktan sonra merkezde kalabalıklar ve oyunu bir anda kanada getirip burada kanattan çok ciddi hücumlar gerçekleştirebilir Faryoli. Beşiktaş'ın burası da bu maç için, Rozier olmadığı için zayıf. Sides da yok. Stoperler de ağır olduğu için Beşiktaş'ın bu bölgeye taşıdığı zaman cezayı hemen kesebilir. Şimdi, orada Masuaku var. Şimdi şöyle, burada Necip'in defansif anlamda çok problem yaşayacağını düşünmüyorum. Ancak bu takımın öne çıkmasıyla hatları genişlerse ve merkezden çok ciddi böyle overloadlar yapıp sizi üstüne çekip delen bir takım var. Yani merkezden de getirir, sizin arkanızı getirir. Ben şöyle düşünüyorum. Şenol Hoca'nın bu maçta ön alan baskısı yapmayacağını. İkinci bölgeyi daha kalabalık tutmaya çalışıyor. Evet, şöyle. Kayseri de bunu yaptı. Galatasaray'a karşı da ilk 30 dakika yapmıştı. Nette. Evet, öyle bir oyun stratejisi kurguladığını düşünüyorum. Gerçi Kayseri de burada dörtlü oynayıp sol bekle burayı üçleyip çıkmıştı ama bir fark var. Yani burada çok eklemlenmiş bir oyun var. Bu oyunun üzerinde Faryoli çok durmuş ve çok eklemlenmiş bir oyun. Buna ön alan baskısı 3 tane seçenek sunabilirim. Alanya'ya nasıl ön alan baskısı yapılır? Ya direkt çıkıp birebir eşleşeceksiniz sahanın her yerinde. Bu Faryoli'yi çok bozuyor. Veya üçlü savunma oynadıklarından dolayı yönlendirip oyunu bir tarafa sıkıştırıp burada top kazanmanın yolunu arayacaksınız. İlk söylediğini Fenerbahçe yapmıştı ve cezayı kesmişti. Evet. Şuralarda falan top kapıp gol attı. Hatta. Bu Faryoli'yi çok zorlayan bir oyun. Fark olmuştu. Burada geçen haftaki Kayseri maçı gibi bir strateji belirlerse Şenol Hoca, şurada oynadı Beşiktaş, Kayseri'de. Çok geriye de yaslanmadı aslında. İşte dediğim nokta o, burayı kalabalık evet, tutma hali. Evet, burada merkeze yerleşip direkt Alanya'yı oynatmak isteyebilir. Ancak bu kadar önde bu takımı buraya yerleştirdiğiniz zaman arkada bir alan bırakıyorsunuz. Alanya çok opsiyonu olan bir takım. Yerden opsiyonları olduğu gibi direkt hücum opsiyonları da var. Efecan, Efkan,
Buradan kanat bekleri çok özgür. Çünkü arkada 3 tane... Yusuf'la Ferhat orada oynayacak. Evet, onlar çok hızlı çıkışlar yapabilirler. Yani burada bekleyen bir Beşiktaş bu oyunu biraz tutar gibi gözükebilir. Buradan kazandığı toplarla hücuma çıkmak isteyebilir. Ben aslında Şenol Hoca'yı da anlamaya çalışıyorum. Anlıyorum da. Yarışa dahil olmak istiyor. Arkadan geliyor. 4 maç üst üste kazandı. Bana sorsanız Beşiktaş böyle bir oyun mu tercih etmeli? Asla etmemeli. Nasıl bir oyun tercih etmeli? Büyük takımlar oyunu kontrol etmeli. Yani daha çok topa sahip olarak oyunlar oynamalı. Ama bazen de geldiği günden beri biraz da pragmatik davranmak zorunda. Kadro anlamında da çok eksiği var. Böyle bir oyun tercih edeceğini düşünüyorum. Bunu Kayseri'de yaptı. Hatırlarsan Kasımpaşa maçında çok pozisyon verdiler, evet. Kasımpaşa'ya. Kasımpaşa maçındaki enstantanelerden görüntüler görebiliriz diye düşünüyorum. Alanya bir Kasımpaşa gibi hızlı hücumlar gerçekleştirebilir. Sizin savunmanızı öne çıkartıp merkezden... O maça benzer bir maç olabilir. Evet, ben öyle bir maç olacağını Peki, tahmin ediyorum. Son sorum, kısaca Abubakar'ı nasıl değerlendirir? İkinci yarı sokar diyorsun muhtemelen. Nerede konumlandırır? Yani Cenk'in yerine mi, yanına ve etrafına mı? Abubakar'ı nasıl konumlandırır, yeni Abubakar? Şimdi şöyle, skoru alırsa Abubakar'ı son bölümde kullanır 15-20 dakika. Ama skor alamazsa direkt iki santrafora geçip Atiba'yı buradan çıkartıp Getson'u arkaya alıp iki direkt klasik 4-4-2 oynayabilir. Ama burada neden Getson'u oynatmalı, neden Atiba orada olmamalı? Bence çünkü merkezde çok güçlü bir kısa pas ve güçlü bir oyunu var Alanya'nın. Buradaki oyuncuların oyundan düşmemesi gerekir veya şöyle daha çok topun rakipte olduğu zamanları seven oyuncuyla oynamak lazım. Şimdi burada Atiba, Delali falan oynayamıyorsunuz. O dediğin cümle çok değerli. Evet. Çünkü burada Delali, Atiba top rakipteyken o reaksiyonları gösterecek oyuncu değil. Ve burada topu çok ciddi hareket ettiren bir Alanya var. Ve sizi baskıya davet ediyor, hatlarınızı açıyor. O yüzden biraz daha özverili, biraz daha takım oyuncusuna ihtiyaç duyar burada diye düşünüyorum. Skoru alamazsa 4-4-2'ye döner. Skoru alırsa Abubakar'ı bence bekletir. Buralara oyunu tutacak daha farklı eldeki genç oyunculardan dinamik skoru tutmak için oynayacak bir şey yapabilir. Böyle de yapmak zorunda. Çünkü yarışa dahil olmak istiyor. 4 maçta bir momentum kazandı. 4 maç kazandı. Galip gelerek geldi. Ama gene altını çiziyorum. Bu maç Kayseri ve Kasımpaşa maçının özelinin dışında bir maç olur. Topa sahip olduğu zamanlar bahsettim Alanya'nın. Şimdi bunu hepimiz biliyoruz. O zaman diğer maça geçiyoruz. Geçelim. Evet, sıradaki maçımız Trabzonspor Hatayspor mücadelesi. Tabii Trabzonspor'un da galibiyete ihtiyacı var. Hatayspor zor bir dönemden geçiyor. Hemen Yalçın Hoca ile maçı konuşmaya kısaca başlayalım ve taktik tahtamıza geçelim. Hocam, nasıl bir maç bekliyorsun Trabzonspor Hatayspor maçı genel olarak? Hatayspor biraz daha ligin altlarına doğru gelmesiyle birlikte oynamak isteyen bir takım aslında Hatay. Biraz cesaretli buluyorum. Çünkü Anadolu takımlarında ligde çalıştığınız zaman bazen oyunu tutmak zorunda kalıyorsunuz. Ama Volkan Hoca oynamayı tercih ediyor. Trabzon karşısında da böyle bir oyunda oynar mı? İç saha olması sebebiyle bir de 17. sırada gene oynayacaklarını düşünüyorum. Ama Trabzon takımı bu sezon çok böyle ligde geçen seneden sonra istenilen performansı verememesi, Fenerbahçe Galatasaray'ın da bu sene ligde olması sebebiyle çok Alanya deplasmanı 5-0'lık skor. Bu maç bence bu haftaki ligde sürpriz olacak maçlardan bir tanesi. Yani bunu kestirmek çok güç gibi geliyor bana. Çünkü oyun anlamında Trabzonspor kadrosunun Abdullah Hoca'nın kullandığı 4-3-3'ü geçen seneki gibi kullanacak oyuncu yok. Mesela kanat çok değiştirdi bir de kaldı. Elde öyle bir malzeme yok. Viska'nın olmaması onu çok zorlaştırıyor. Zaten hatırlamıyorum birkaç hafta önce de bir 4-1-3-2 oynadı. Kanatları olmadığı için böyle bir öyle kanatsız iki evet öyle çözmeye çalıştı. Bir de çok ciddi bir altı problemi var. Ben neden Siopis'i oynatıyor? Orada yani defansif anlamda Siopis bir takım için önemli bir oyuncu ama bir 4-3-3'ün topa sahip olup pozisyon ve konumlanma oyunu arası anlamında bir ciddi bir pasör olmadığını düşünüyorum.
Hamşin neden oynamıyor onu bilmiyorum. Oranın oyuncusunun onun olduğunu. Çünkü çok takıma o pozisyon ve konumlanma oyununda topa sahip olup çok geçirdiğinden dolayı Siopis gibi defansif bazı halleri yok oyuncunun ama topa sahip olup geçirme mesela burada da çok ihtiyaç olur diye düşünüyorum. İstersen tahtada hadi bakalım denilelim. Tahtaya geçelim. Her zamanki gibi bir 4-3-3 Abdullah Hoca kadrosu yazalım. Belki deplasmanda bir değişiklik de yapabilir. Bilmiyorum. Nasıl bir kadroyla oynar? Tabii Hatay Spor, Trabzonspor. Ben açılışta Trabzonspor, Hatay Spor dedim. Orada bir yanlışlık olmasın. Burada da bir 4-2-3-1 olacağını düşünüyorum. Evet, Volkan Hoca genelde evet. Öyle kullanıyor. Hatay Spor'un zaten İlhan Palut döneminde, Ömer Erdoğan döneminde sıklıkla oynadığı, özellikle Ömer Erdoğan döneminde bayağı fark yarattığı bir... Evet, 4-2-3-1. Daha iki tane merkez altıyla oynayıp bir de rakip Trabzon olunca. Ama Trabzon'un, biraz önce de yayına girerken söyledim, Trabzon'un bu 4-3-3'ü oynayamamasının sebebi 1. altısının olmaması, 2. biraz hızdan düşük. Bu Ömür biraz set hücumcusu bir oyuncu. Dar alanda. Evet. Daha buralarda etkili. Daha öyle problem çözen bir oyuncu. Traoré de tam tersi. Alan isteyen bir oyuncu. Zaten maçın son bölümünde geçen hafta girip alanı görünce evet. İstanbulspor maçında çok göze battı. En sevdiği şeyler. İşte eğer Hatay oynamayı tercih ederse, alan bırakırsa ben burada Traoré ile başlayacağını düşünüyorum. Çünkü deplasman olduğu için çok alan bulacağını düşünüyorum. Ama burada Yusuf'un kupa maçı da dahil, ligde de gol atıp biraz daha skoru alarak oynaması. Ancak Yusuf'un 4-3-3'ün bir 8'i 10'u mu bence tartışılır. Çünkü Lille'de de bu pozisyonlarda oyuncuyu kullandıklarında orada çok performans evet, alamadıkları Lille maçlar biraz var. 4-4-1 bir evet, gibi. Arkada Buran daha çok 10 numara. Evet, ikinci Şenol Hoca gibi. Hollanda maçında mesela Olimpiyat Stadı'ndaki, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda şunu yapmıştı. 4-3-1 gibi başlatıp Burak'ın yanına Yusuf'u koyup maç içinde çözmüştü şeyi. Olayı. Oraya daha uygun bir oyuncu. Evet. Bana göre de öyle. Ben daha de öyle çok düşünüyorum. Istiyor. Burada hem pasörlük yapmak zorunda, hem buradan gelip half space'i kullanmak zorunda, top rakibe geçtiği zaman savunma, yapmak zorunda. Evet. Gördüğü yani, kartlar, arkadan müdahaleleri Yusuf'un Beşiktaş maçı ve en son maç çok da uygun değil ona yani. Yusuf'un zaten Avrupa'da kalamamasının sebeplerinden bir tanesi evet. Bu bence. Hem fiziksel olarak topun rakipte olduğu zamanları çok oynayamamasından kaynaklı bence buralara çok gelmesi. Çok önemli, bu dediğin çok önemli. Lille'de de bunun sıkıntılarını evet. Yaşadı zaten. Siopis, evet bir takım oyuncusu ama bir 4-3-3 varsa buradan zaten genelde böyle bir hücum formasyonu hep var. Gönderiyor. Evet. Sekizlere hep burada gönderiyor. Burada bunlarla genişlik çizgiye yapıp basıyor. Evet, bunlarla genişlik yapıp bekin bazen bir tanesini içeri, bazen ikisini içeri. 2-3-5 veya 3-2-5 çıkıyor. Ancak bütün problem Bakasetas burada hem pasörlük anlamında yaratıcı, Yusuf'tan pasörlük anlamında bunları söyleyemeyiz. Ama Yusuf box'a yaklaştığı zaman skor ve boş alanı iyi yorumlayan bir oyuncu olduğu için buralarda iş yapıyor. Ancak burada bütün problemin 6 olduğunu düşünüyorum. Takım oyuncusu gibi davranıyor. Ancak topu blok arasına geçirme, stoperlerde bağlantı kurup oyunu genişletme. Yani oyuncunun defansif bir altı olduğu çok bariz belli. Ama topu kullanacak, ofansif anlamda şampiyonluk yarışında olacak bir takım gibi oynayamıyor. Bir de çok ciddi kanat oyuncusu problemi var Visca'dan sonra. Takımın, Trabzon takımı yarışa dahil olacağını söylüyor Abdullah Hoca. Bence de olacak. Ama böyle maçları zor geçeceğini düşünüyorum. Bir de burada Hatay takımının bu maç özelinde nasıl bir maç stratejisi belirleyeceği. 17. sıradasınız. Uzun zamandır beraberlik kazanamıyorsunuz. Beraberlik dahi aslında yeterli değil Hatay Spor. Evet. Hatay çıkar oynarsa Trezege çok fena alan bulur ve oralardan onu muhtemelen düşünüyorlardır. Bir Kamil'le burada karşılayacak büyük ihtimalle Trezege'yi. Evet. Kamil de hani artıları var ama eksileri de olan oyuncu. Şöyle bir şey var Evren. Şimdi siz iç sahada oynuyorsunuz. 17. sıradasınız. Sizin sağ bekiniz Trezege'ye. Evet, Trezege'ye oynamayı savunma olarak hayal edecek ama bir de takımın kazanma ihtiyacı var. Bekleyerek mi Trabzon'u yenelim? Çıkalıp oynayalım mı? Maçın kritik tarafı Volkan Hoca'nın vereceği karar burada. Ben hangi maç stratejisiyle oynayacağım? Bir de burada Burak yok. Falet olacak muhtemelen. Burası Buranyes. Ryan Abit ile Bucema yapacak ikiliyi. Burada Ribeiro. Ribeiro zaten Beşiktaş'ta söylediğin o Jetson'un üçleme olayını yapar. Bu ligde en iyi yapan oyunculardan biri. Ve
10 numara gibi oynayıp aslında 8 gibi de buralarda görebiliyoruz. Buralarda görebiliyoruz. Evet. Beyre çok şu bölgeyi çok iyi kullanan oyuncu. Bertu genç yetenek forvetti. El Kabi ki burada durmaz, bağlasan durmaz, hep burada. Hep içeride ters İçeride, ayaklı. İçeride evet, dip koşular yapar. Sabah zaten burada ben Sabah ile Perez'in yani şu ikilinin mücadelesini çok merak ediyorum. Çünkü Perez de çok gitmeyi seviyor. Sabah da ya en çok yorulacak ikili bu maçta bu ikili olabilir. Evet, yani maçta. Evet. Bu, çok alan kat edecekler ikisi. %100 katılıyorum. Burada bütün iş Hatay'ın bir kere Trabzonspor'un çok net bence oyun planı belli. Topa sahip olarak oynamak isteyecek. Ama işin garip tarafı çok buralarda topa sahip olup buralarda efektifliği yok Trabzonspor'un. Tabii. O yüzden de derin savunmalara karşı da çok zorlandıklarını düşünüyorum. Bir de Adekupe oynayacak burada. Onun da o da ilişkisi. Destekler. Evet, bu da yani Sabah ile bu kanat bence Hatay'ın en güçlü tarafı. Hani bu taraf için aynı şeyi söyleyemem. Çünkü Ryan Abit, El Kabi bir kanat oyuncusu değil normalde orijini. Kamil Ahmet de burada Trezeguet'le uğraşacağı için bence bu tarafı daha çok kullanacak. %100. Kullanmalı yani. Bence Hatay'ın bekleyerek bir maç stratejisi yapacağının daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Trabzon oynatmak isteyip ikinci bölgede geçiş hücumuyla Trabzon'un biraz başını ağrıtır gibi gözüküyor. Maçın gidişatı bu yönde olur diye düşünüyorum. Evet, ağzına sağlık hocam. Şimdi yeni maça geçeceğiz. Teşekkür ederim. Sıradaki maçımız lider Galatasaray'ın maçı. Galatasaray deplasmanda Giresunspor'la karşılaşacak. Abdülkerim cezası sebebiyle yok. Hocama şimdi soracağız kim oynar diye. Emin muhtemelen cevap ama ne gibi farklar olacak? Giresunspor'da çok enteresan eksikler var. Fazla eksik var. Hakan Keleş nasıl bir oyun planı düşünüyor? Önce bir maçın kısa değerlendirmesini alalım. Nasıl bir maç olur hocam sence? Giresun takımı daha böyle top rakipteyken oynamayı seven ama kendi rakipleri Anadolu takımları gelince de bir Anadolu takıma yetecek kadar da topa sahip olma oyunu oynuyor gerçekten. Yani Giresun takımının zaten bu kadar puan almasını da yani alttaki takımlara göre kıyaslarsak oyunun iki bölümünü de oynamaya yatkın bir kadro var. Tabii çok eksiği var bu maçta. Bir de rakip çok zor bir rakip. Çok Galatasaray'ın tamamen oyunun hakimiyetinde geçeceği bir oyun olacağını düşünüyorum. Çünkü merkezde çok ciddi problemleri var Giresunspor'un. Galatasaray'ın da en güçlü yeri merkez. Gerçi Abdülkerim'in cezalı olması sebebiyle oradan oyun kurma konusunda Emin Bayram ne kadar orada Abdülkerim performansı verir orası biraz tartışılır. Zaten Galatasaray takımının iki tane stoperi ve iki tane merkez orta sahası tamamen oyunu rakibe karşı kabul ettiren merkez orası. Hem Nelson hem Abdülkerim oyunu çok iyi kuruyorlar. Savunma anlamında da mesela Abdülkerim'i zaman zaman birebir eşleşip ön alan baskısı yaparken Abdülkerim'i orta sahaya kadar çıkartıyor Okan Hoca. Sırtı dönük oyuncuya basıp Galatasaray'ın daha önde kalması top rakibe geçtiği zaman. Daha çok evet, daha arkada daha kalıp süpürüyor orada. Daha deneyimli. Arka tarafı pozisyon daha iyi bilgisi, yani, pozisyon bilgisi. Yani. Abdülkerim biraz daha profil olarak yakın oynamayı evet. seviyor. O yüzden böyle şeyler yapıyor. Ama Lucas Torreira ve Sergio Oliveira bence Galatasaray takımının çok önemli iki merkez orta sahası. Bütün takımlara üstünlük sağlamalarının sebepleri bence bu. Nelson ve Abdülkerim mesela şöyle bir şey örnekleyeyim. Üçüncü bölgede çok üretken olamadığınız zaman yıllar önce bir Pep Guardiola Marcelo Bielsa alıntısı vereyim. Barcelona'da çalışırken Pep Guardiola o Getafe beraberlikleri herkes derine gidip Pep'i beklemeye başlayınca orada bir çözüm üretmeye çalışınca Pep Marcelo Bielsa ile konuşuyor. Bielsa diyor ki eskisi gibi üretemiyorum. Rakipler çok derinde savunma yapıyor. Bielsa da diyor ki çok ön tarafla ilgilenme, arkaya bak. Yani şu mantık, siz arkadan ne kadar oyunu iyi kurgulayan, o beceriye sahip oyuncularınız ve o pozisyon bilgisine ve çıktığı zaman blok arasına topu sokup oyunu yönünü değiştirecek. Yani daha çok böyle orta saha menşeli stoper profilleri örnek size, evet getiriyor ve bu Nelson ve Abdülkerim bunu çok iyi yapıyor. Topu Torreira'ya ve Oliveira'ya geçirdikleri zaman da bu oyuncular çok usta ve ikinci bölgenin şu anda Türkiye Süper Ligi'nin en usta oyuncuları. Tabii Lucas biraz daha altı ama Sergio Oliveira hareket hızı düşük gibi gözükse de çok ciddi boş alan bilip çok zeki. Evet, top stoperlerdeyken ciddi bir oyun kurucu. Galatasaray takımı ikinci üçüncü bölgeye geçince çok ciddi bir 18 oyuncusu. O boşlukları görüyor. Çok usta bir oyuncu. Zaten Mertens'i bütün Türkiye anlatıyor. Anlatmama gerek yok. Galatasaray-Giresun maçı yani gözüken o ki Giresun'un da eldeki kadro problemleriyle beraber çok tek yönlü bir maç
oynanacağını düşünüyorum. O zaman tahtaya geçelim. Geçelim. Galatasaray bir 4-2-3-1 gözükse de aslında 4-2-3-1 oynamıyor bana göre. Çünkü Oliveira'nın oyun içindeki aksiyonları bir 4-3-3'e evriştiriyor oyunu. Oraya evriliyor oyun. Ben de karşısına Giresun'u izleyeyim. Ben hemen kadroları yazayım. Burada büyük ihtimal Emin Bayram oynayacak. Ne gibi farklar olur oyunda hocam Emin'le beraber? Tabii oyuncunun hem genç olması sağ sebebiyle. Evet, sağ ayaklı. Daha önce aslında topu kullanma özellikleri olan bir oyuncu. Ben seviyor da oynamayı. Evet, oynamayı seven bir oyuncu. Ben Bolu Spor'da da izledim. Tabii burası ters ayaklı oynayacağından dolayı ön alan baskısı gelir mi gelmez mi onu çok kestiremiyorum ama çok yapacağını düşünmüyorum Hakan Keleş'in bir ön alan baskısı. Galatasaray gene ikinci bölgede Galatasaray'ı bekleyen bir rakibe karşı oynayacağını düşünüyorum. Emin eğer ki ön alan baskısı gelmezse alan zaman bulursa bu topları kullanacak yeteneğe sahip. Yani çok böyle bir problem yaşayacağını düşünmüyorum. Hı hı. Ön alan baskılarında biraz problem yaşayabilir. Zaten sezon başından beri yerli oyuncu problemi var. Biz 3 yerliyi bulduk herhalde. Tabii. 1, 2, 3. Emin, Emre, Kerem. Evet. Zaten Galatasaray'da tahtaya ne yazarsanız yazın 3 yerliyi bulduktan sonra yazmanız gerekiyor. Çünkü yabancılar ciddi performans veriyor. Şu anda da Galatasaray'da zaten kötü oynayan oyuncu bulamıyorsunuz. Sonra 9 maçtır kazanıyorlar. Diğer resmi maçları da sayarsak 12 maç herhalde değil mi? Tabii 12-13 maç oldu. Şimdi bir Galatasaray kadrosuna baktığınız zaman burada kötü oynayan oyuncu bulamıyorsunuz. Ama Galatasaray'ın geçen hafta Antalya maçında da Antalya iyi bir maç stratejisi planlamış. Bu iki oyuncuyu bloklayıp merkezden oyun kurdurmamak adına çok ciddi bir oyun stratejisi Antalya'da vardı. Antalya'da Japon oyuncu sürekli Lucas'ın üzerindeydi. Evet, bu merkezi hiç kullandırtmadılar onlara. Çok önemli baskı. Çünkü Lucas'la Oliveira'nın aldığı her top Galatasaray'ı öne geçiriyor. Hı hı. Çünkü bu oyuncular çok usta, onu biliyorlar. Biraz önce Trabzon'daki Siopis'in yapamadığı işleri bu ikisi çok iyi yapıyor. Zaten topu Mertens'e falan geçirdikleri zaman burada koşucu oyuncular var. Burada çok avantajlı geçiş hücumları da yapıyor. Galatasaray takımı aslında seti de oynuyor, geçiş hücumunu da oynuyor. Zaman zaman bekleri genişlikte kullanıp da oynuyor. Mesela şurada Antalya 6 kişi görebiliyoruz mesela. Galatasaray kadrosu her rakibe göre bir formatta cevap verebilecek oyunculara, hı hı, ve oyuncuların o motivasyonu, o iştahını görüyorum. Mesela Antalya maçında Antalya merkezi çok iyi kapattığından dolayı ilk yarı bazı problemler yaşadı Galatasaray. İkinci yarı Kerem'le Raşitsa içeride konumlanınca şuralarda gördük, evet, direkt half space konumlanmalarıyla bu sefer Antalya'nın merkezleri, orta sahaları geriye, hı-hı, gitmek zorunda kaldı. Lucas'la Oliveira çok rahatladı. Rahat, evet. Daha karşıda oyuncular, hı-hı, varken daha fazla oyun kurdular. Ve bekleri genişlikte kullandı. Okan Hoca'ya da bir şey onunla da alakalı bir yorum yapayım. Onu tebrik ediyorum. Çok ciddi bir performans. Sezon başı çok eleştirilmesine rağmen. Çok cesaretli buluyorum. Başakşehir'de de buna benzer şeyler yapmıştı. İnanıyor, inandığı şeyi uyguluyor. Çok, hı-hı, cesaretli. Bir Fenerbahçe maçı hatırlayın. Barış burada oynadı. Barış'ı oynattı. Belki o Fenerbahçe maçını kazanamasa çok eleştirilecekti. Beşiktaş maçı Barış buradaydı mesela. Evet. Bu ben antrenör eğer dinginse, inandığını yapabiliyorsa size performans veriyor. Şu anda Okan Hoca'nın Fenerbahçe maçındaki yaptığı o hamlelerle, geçen hafta Antalya maçında direkt bekleri derine yükseğe gönderip merkeze de kanat oyuncularını sokup orta sahada bir sayısal üstünlük kazanınca o zaman antrenör daha formda oluyor, daha, hı, güvenli oluyor. Bunların tam tersi de olabilirdi. Barış Alper çok Fenerbahçe maçı kötü performans verirdi. Galatasaray Fenerbahçe'ye kaybedebilirdi. Geri düşebilirdi. Geri düşseydi o kadroyla oynama ihtimali yoktu. Mesela elindeki kadro tamamen geçiş hücumu yapmaya uygun. Zaten geçiş hücumlarını Okan Hoca iyi biliyor. Çünkü geçmişte Anadolu'da çalıştığı için, hı, Akhisar'da geçiş hücumu, Elazığ, Rize. Buralarda repertuarı güçlü bir antrenör. Ama burası Galatasaray. Dominant da oynaması gereken pozisyon oyunu, topa sahip olup seti de çok iyi yapıyor. Evet, seti de oyuncular, şu merkez, şurası şöyle gösterirsek, Süper Lig'in bence en iyi pozisyon oyunu ve konumlanma oyunu oynayacak, merkezden topa sahip olacak takımı 3. bölgeye getirecek oyuncuları. Hocam, bu ayı söylemiyorum bile. Çok affedersin. Arsenal, Benfica, Napoli, Porto, Porto,
daha doğrusu şey Napoli, Inter. Başka seviye. Zaten oyuncular kendilerini de inkar etmiyor. Biz o profilin oyuncularıyız diye bir de bizim ligimiz onlara biraz hafif de geliyor. Gerçi son yıllarda biraz daha antrenör katkıları var, daha taktik, daha rakip karşılamalar falan var. Galatasaray'ı çok iyi buluyorum. Zaten anlatmaya gerek yok. Ne istiyorsanız yapıyor. Orada var, burada var. Çok formda. Çok iyi. Yani Galatasaray'ın herkes formda. Hocam bir de şu var. Duva gibi burada da kullanabileceğiniz bir elinizde oyun aklı çok güçlü. Sol ayağıyla şuradan bir orta yaptı, dibine girdi. Mata'ya kafa golü attırdı. Fener Lodon'u 2 senedir yapmıyor. Yani buraya gidip ters ayağıyla, kullanmadığı ayağıyla topun dibine girip Mata'ya kafa golü attırmak bence çok özel bir durum. Duva topu çok iyi kullanan bir bek. Burada zaten ilk plan Dubois'ydı aslında. Boy kadroda yoktu. Boy geldi geçti. Dubois burada da konumlanabiliyor. Yani ve bunu sorun da etmiyor. Fransa'nın bir dönem 3. sağ beki, 2. sağ bekliğine kadar çıkabilen, Fransa'nın uzun yıllar havuzunda yer alan, Lyon'un kaptanı bunu sorun etmiyor. Bu çok bence değerli kısım burası. Yani yedek kalmayı, Gomis mesela Kadıköy'de hiç girmiyor. Bir önceki hafta goller atan Gomis Kadıköy'de bir dakika süre alamadı ama dert etmedi. Bence en büyük sırrı Galatasaray'ın dert etmeme, yani bunu bir sorun haline getirmeme. Okan Hoca çok ikna etmiş oyuncuları bu açıdan. %100. Okan Hoca zaten karakter olarak da onları ikna edecek. Onlara neyin ne olduğunu anlatacak, onları anlayabilecek bir profilde antrenör. Tabii şimdi Dubai'yi oynatmamak problem. Şimdi burada oynar. Oyuncu çok pasör. Oyunun her bölgesini oynayabilecek bir oyuncu. Şimdi o da üzülüyordur. Tabii mutlaka. Ama bir Galatasaray'da sezon başı kadro mühendisinde bir problem var. Yerli oyuncunuz yok. Yani buraya yazmak zorundasınız. Belki 100 kat Dubai'de oynatmak isteseniz kural size oynatmıyor. 3 yerliyi bulmak zorundasınız. 4 yerliyle oynasa çok daha avantaj bence. Hocam Giresun'da da şimdi milli takım olayı var. Perez yok, Campuzano yok, cezalı Meje yok. Yani gerçekten sıkıntısı var Hakan Hoca'nın. Yani burası genç oyunculardan olacak muhtemelen. Yani Sainz burada sol önde oynayacak. Sergio, yani en güvendiği nokta bence Sergio ile Sainz. İlk maçta çünkü Galatasaray'a çok sorun yaşatmıştı. Sergio çok iyi oyuncu. Ama stoperde mesela yine alıştığı stoperi bulamayacak. Yani orada da bir değişiklik var. Burası değişecek, burası değişecek. Açıkçası yani Alper burada hani ne alacağınızı bilirsiniz Alper'den ama çok fazla hani 8'lik 9'luk oynadığı çok azdır. Hani genelde 5-6 ortalaması, 7 ortalaması olan bir oyuncu. Yani Alper deneyimli bir oyuncu artık ama sağ bekte Hayrullah elinden geleni yapıyor. Kuvaz oynayacak muhtemelen burada. Tabii ki en güvendiği isim Bayiç olacak. Evet. Hakan Hoca'nın. Genç Görkem oynar orada. Görkem var burada. Murat, Cem Akpınar olacak. Yani burası deneyimsiz oyunculardan oluşacak gibi duruyor. Galatasaray'ın en güçlü olduğu yer merkez. Evet. Onların bakıldığı zaman en güçsüz olan yer Giresun'un merkez. Ancak şöyle bir şey var. Genç oyuncular eğer bekleme oyunu oynarsa, bekleyip bir geçiş oyunu planlarsa Hakan Hoca, bu genç oyuncuların enerjisi ve dinamizmi bir anda... Avantajı da dönüşebilir diyorsun. Kanat oyuncularını direkt oyuna sokup geçiş hücumu yapabilirler. Yani bu bir handikap gibi gözükse de genç oyuncu ve topu kazanıp merkezden hızlı geçiş hücumları yapabilir Giresun. Yani bu iki oyuncu onu yapabilecek potansiyele sahip. Ama zor kötü yakalandı diyorsun. Hakan Hoca bence. Giresun çok kötü yakalandı. Merkezde iki tane oyuncunun milli takıma gitmesi. Ve bu kadar eksiği bu hafta Galatasaray'a karşı olmasını istemezdi. En olmayacak maça denk geldi Hakan Hoca için. Öyle ama futbolda şöyle bir şey var. Futbol öngörüsü olmayan bir oyun. Sürekli favori olmayan takımların da kazandı. Zaten futbol yapan bu. Yani çok ilginç bir maç da çıkabilir. Çok bu yani genç oyuncular spor geçiş galip yolunda de gelebilir. Puan da alabilir tabii. Olabilir yani futbol biraz önce yayına girerken dedin ya oynanmış maçı anlatmak en kolayı. Şimdi burada antrenörün stratejileri, eksik oyuncularla nasıl bir maç stratejisi yapacak, hangi dizilişten oynayacak, acaba bugüne kadar oynadığı formatların dışına mı çıkacak? Çünkü dışına çıkmak zorunda kalıp oyuncu farklılıkları var. Bence Giresun çok bu maçta tamamen topu Galatasaray'a vereceğini düşünüyorum. O zaman Fenerbahçe maçına geçiyoruz. Sıradaki maçımız Fenerbahçe Kasımpaşa. Bir anda Jesus'la tekrar yükselişe geçmek isteyen, oyun olarak daha güçlü olmak isteyen Fenerbahçe. Bir anda da Selçuk İnan'la zor günler geçiren Kasımpaşa. Çok ilginç bir maç bizi bekliyor. Önce yorumunu alayım hocam, sonra tahtaya geçelim. Kasımpaşa
hala ideal oyuncuları bulamamış, oyun modelini bulamamış ve çok öne geçip maç kaybetmiş. Yani takım bir türbülansta. Tabii Selçuk İnan genç bir antrenör. Bu baskıyla şu anda uğraşıyor. Skor alamamak, 1-0'dan öne geçip geriye düşüp maç kaybetmek. Bir de savunma hattında çok oyuncu değiştiriyor. Bir oyun modeli de takımın yok şu ana kadar. Skor baskısından dolayı direkt pragmatik olup skoru alıp biraz rahatlamak istiyor. Tabii bu haftaki rakipleri onlar için çok zor. Aşağıdan Hatay takımının kazanma ihtimali doğarsa, ola ki Trabzon takımını da yenilmez bir takım değil, bir anda sıralama değişip Hatay'ı aşağıya, Kasımpaşa'yı aşağı alabilirler. Yani Kasımpaşa açısından çok zor bir maç. Tabii Fenerbahçe şu anda Türk futbol kamuoyunun gündemini Jesus'la beraber meşgul ediyor. Galatasaray'ın böyle bir performans vermesi direkt Fenerbahçelilerin Fenerbahçe takımına gözlerini çevirip sorgulamalar, Jesus sorgulamaları, oyun sorgulamaları, Arda Güler sorgulamaları var. Bu maçı Fenerbahçe'nin sanki biraz kazanacağını düşünüyorum. Kazanmak zorunda da 4 puan fark var. İstersen tahtada. Tabii detaylarına girelim. Hı-hı. 4-4-2 evet, ben, diziyoruz sanırım Fenerbahçe. Evet, son haftalar klasik 4-4-2 oynamaya başladı Jorge Jesus. Ama gene geçişlerde bir 4-1-3-2 olacağını düşünüyorum. Kasımpaşa'da 4-3-3. 4-3-3, evet. Kasımpaşa 4-3-3 dizilişini kullanıyor. Selçuk Hoca'nın sevdiği bir diziliş. Çünkü hızlı kanat oyuncuları da var. Aslında Bahoken'i de daha iyi kullanabilir zamanla ama... Şu anda öyle bir oyun modeli yerleştirecek bir zamanı yok. Skorlar kötü geldiğinden dolayı çok baskı altında olduklarını düşünüyorum. Bir de Ben Yunus yok. Adar Conay da sakat. Petrit de yok. Kadro dışı da Buruma ile Koyut'a kadro dışı. Onlar da uzun zamandır zaten görev yapmıyorlar. Kalede Altay, sağ bekte Ferdi, sol bekte Lincoln, Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i, Samet ile Zalai tandem, önlerinde Arao Crespo, sağ tarafta İrfan, sol tarafta Rossi, ileride Valencia, Batshuayi şeklinde Fenerbahçe'nin dizilmesini bekliyoruz. Pedro sakat, Nazım sakat, Osayi ile King de bu maçta sakatları sebebiyle forma giyemeyecek. Muhtemelen böyle bir kadroyla oynar. Yine Arao. Aslında Fenerbahçe'yi şöyle yorumlamak lazım. Fenerbahçe topa sahip olduğunda sürekli üçlü savunma. Üçlü çıkıyor buradan. Yani top üçüncü bölgeye gelince 4-4-2 var. Bu Batshuayi ile Valencia çok koşucu bir oyuncu. Hı-hı. Ama Batshuayi'nin performansları düştü. Valencia'nın her zamanki gibi Fenerbahçe'ye bir şeyler verme arzusu var. Çok ciddi eforlar sarf ediyor. Fenerbahçe takımında bir düşüş var. Ancak çok ilginç bir şey var. Fenerbahçe istatistiklerine geçen gün baktığımda, hı hı, Fenerbahçe aynı şekilde rakip kaleye gidiyor, sonuçlandırma düşmüş. Önemli. Yani bir sezon başındaki maçlara baktığınız zaman aynı şekilde bir üretkenlik var burada. Ama sonuçlandırma düşmüş. Böyle oluyor bazen. Her girdiğiniz pozisyonun golle sonuçlanacağını avantajı yok. Uzun olduğu için bu dönemlerde yaşanabiliyor takımda. Evet, ama Fenerbahçe takımında herkesin şu anda sebebini araştırdığı, merak ettiği, bence oyuncular artık bu ön alan baskılarıyla oynamaktan biraz sanki yıprandılar. Biraz sanki aidiyetlerinden uzaklaşmaya başladılar. Çünkü o hızları göremiyorsunuz. Geri dönüşlerde o hızlar kalmamaya başladı. O bütünlük mü kayboldu? Evet, o bütünlük kayboldu. Mesela buraya çıkıp çok dinamik bir Fenerbahçe varken şu anda gene aynı oyunu oynamak için sürdüren bir Jesus var. Çünkü oyun modeli bu. Buna inanmış. Vazgeçer mi sence bundan? Bundan vazgeçemez. Antrenör pozisyon oyunu ve konumlanma oyununu seven bir antrenör değil. Bunu Brezilya'da da yapmış. Portekiz'de de yapmış. Bu oyuna inanmış. Zaten bu oyuna inandığı için bazı oyuncuları değiştiremiyor. Mesela Arda Güler'le alakalı da böyle bir durum var. Şimdi bütün futbol kamuoyu Arda Güler'in oynaması gerekiyor. Mesela Arda'yı burada nasıl konumlandıracaksın bu sistemde? Hani ancak buraya, ama onu da kullanmak istemiyor. Yani burada olmaz. Buraya koymuyor. Burada da yer vermiyor. O zaman Arda'ya yer kalmıyor. Yani çünkü şöyle oynamıyor yani. Şu şekilde oynamıyor. Arda'yı burada serbest adam yapmıyor. Evet, öyle bir şey istemiyor. İki santraforla bu rakip stoperlere baskı yapıp, rakip bütün felsefe şu. Baskı rakip üzerine. Yarı alanda topu kazanıp hızlı geçiş hücumu yapmak. Bu aslında bir Leipzig felsefesi. Ragnik gibi ön alanda baskı yapıp hızlı geçişler yapmak. O yüzden
Bu Batshuayi Valencia mesela uzun bir santrafor kullanmadı. Hiç öyle bir tercihi yok. Daha hareket hızı güçlü oyuncular, daha ön alan baskıları. Şimdi İrfan Can bunları yapıyor mu? Yapmıyor. Ama İrfan Can orta saha menşeli bir kanat oyuncusu. Hı hı. Rossi de orta saha menşeli bir kanat oyuncusu. Daha çok bu oyuncuları içeride orta saha gibi kullanıyor. Zaten dikkat edin top buralarda oynanırken İrfan buralarda falan oynuyor. Tabii zaten Beki, Ferdi ile Lincoln'u katarak evet, orada bir zenginlik yaratmış. Aslında dört hücumcuyla oynuyor. Tabii. Ve iki tanesi hatırlarsınız yıllar önce Galatasaray'da Emre Çolak, Engin Baytar. Bu profilde 2011-2012. Evet, bu profildeki o kanat oyuncuları. Hı hı. Bunlar aslında seti oynayabilecek oyuncular. Hı hı. Ama öyle bir şey tercih etmiyor. O yüzden de Arda Güler meselesini anlamamız gerekiyor. O antrenörün oyun modeli topsuz oyundan çıkarım kazanıyor. Topu rakibe geçtiği anda Arda da o dinamizmleri görmüyor. Zaten bir kere de röportajı da söyledi. Arda Güler top rakipteyken oyununu geliştirmesi lazım dedi. Ondan istemiyor. Hı hı. Gerçekten böyle bir oyunda Arda topun rakibe geçtiği zamanlar biraz performans vermeyebilir. Gerçekten böyle. Ama yine de ikinci yarılarda oyunlar değişince evet, Arda'yı atamaz mı içeri? Atar. Oraları kesin %100. Onu da yapmadığı için eleştirilir. Çok ilginç. Başlangıçta koymazsın. Bitiren 11'de koyarsın mesela. Antrenör çok inandığı bazı şeyler var ve ısrarını sürdürüyor. Evet son 20 dakika yarım saat Galata mesela rakip oyundan düşmüş tamamen derinde bekliyor. O zaman Arda Güler gibi becerili yetenekli. Gaziantep oynuyor. Eksikken mesela attı oyunu. Orada mesela Arda neler yaptı. Evet öyle oyunlar. Eksik olmasının da etkisi var ama yine de Arda'nın yeteneğini gördük ve keyfimiz yerine geldi orada Arda'yı izlerken. Ama işte kullanmıyor. İlginç evet. Yani. Mesela onu sorgularken şeyi de sorgulamamız lazım. Şimdi Areo mesela Zayt'sı kullanmıyor Crespo'nun yerine. Areon'un yerine de yüksek tepeyi kullanmıyor. Burada üretkenlik sıkıntısı yaşıyor mu sence? %100 yaşıyor. Bu iki oy, bu tamamen pasör. Hı hı. Bu tamamen topun rakipte olduğu bozan. Zaman baskı yapıp bozan. Bu sefer İrfan'la Rossi ile topu sahip olup iki tane santraforu aktif hale geçirmek istiyor. Ama bu oyun bir yere kadar yetmiyor. Çünkü derine gelen, kalabalık bekleyen rakipler size o alanları vermiyor. Çözüldü mü sence yani bu oyun? Bunu söyledi ya ama. Ya da üçlü versiyonu da var bunun tabii. Onu da ayrı bir gün konuşuruz. Yani 3-4-3'ü de çok uzun süre oynadı. Hatta 3-4-3'ü daha çok oynadı Jesus. Evet. Türkiye'de de. Zaten topa sahip olduğu zaman da üçlü oynuyor bu adam. Evet. Yine ara gömülünce oraya zaten üçüncü stoper. Şimdi bu 4-1-3-2'den vazgeçti. Aha. Onu yanına koyduk. Evet. Biz. Şimdi klasik 4-4-2 oynayıp biraz daha böyle karşılayıp 4 tane hücumcuyla çıkıyor ama... Topa sahip olup dingin bir oyun oynayamıyor Fenerbahçe. Zaten böyle bir şey de oynamak istemiyor. Antrenörün tamamen oyun modeli bunu istiyor. Hı hı. Burada mesela Yüksektepe'yi de kullanmıyor. Zayt'sı kullanmadığı gibi. İsmail Yüksek'i de. Evet İsmail Yüksek'i de kullanmıyor. Sürekli Crespo arıyor. Hı hı. Yani bence daha önce çok rotasyon da yapıyordu kadroda. Şimdi onu da yapmıyor. Sence bunun sebebi ne hocam? Bunu ben de anlayamıyorum. Avrupa varken çünkü 3 günde bir takım değişiyordu. Evet. Şimdi tıkanmışlığı yaşarken neden ısrar ediyor bazı oyuncular? Bunu anlamak gerçekten zor. Ben bir antrenör olarak Fenerbahçe antrenörü olsam burada değişiklik yapmak ihtiyacı hissediyorum. Bu takım kesinlikle hissettiğini söyleyebilirim. Biraz önce söylediğin gibi Antep'te Arda Güler ve Arda Güler'in derinde olan maçları da saha Arda Güler'i istedi. Tabii. İstedi yani. Çok becerili. Tribünler bile kaç maçta bağırdı. İstedi. Ama bundan daha önceki zamanlarda Arda Güler'in bu kadar oynamasını istemelerini ben o zaman anlamakta güçlük çekiyordum. Hı. Ama biraz önce senin söylediğin çok kritik. Derinde bekleyen son yarım saatlik oyunların oyuncusu mu? Becerili mi? Evet. Başka da zaten öyle renkli oyuncusu yok. Hı hı. Fenerbahçe. Bu arada Kasımpaşa'yı da ele alalım. Ertuğrul oynayacak kalede. Sağda Tırpan, solda Yasin. Ortada Donk'la Sadık'ı göreceğiz. Valetin, Hayrodinovic, Selina. Hayrodinovic burada ters ayağıyla sol ayakta oynayacak sağ işte. Fall, Yunus Mallı ve Bahoken. Yunus'u koyduk. Yunus çok az kullanılıyor tabii. Trabzon'daki performans da yeterli değildi. Bence Kasımpaşa da yeterli değil ama Ben Yunus'un olmaması o şekilde koyduk. Hoca başka bir seçenek de bulabilir orada. Ben Yunus çok özel oyuncu. Ligin bence en değerli oyuncularından bir tanesi. Hem geçen seneki performansı yaptıkları Kasımpaşa'da bence kalmayabilir önümüzdeki dönemde. Selçuk Hoca'nın Fenerbahçe'nin baskısını kırabileceğini düşünüyor musun? Kasımpaşa'da özellikle yıllardır hep hücum futbolu oynamaya çalışan, defansı genelde geçirgen, orta sahası daha yumuşak oyunculardan kurulu bir takım gibi oluyor. Kasımpaşa için yorumunu alayım kısaca hocam. Kasımpaşa Selçuk Hoca'dan sonra sürekli savunmada çok oyuncu değiştirdi. Mesela bu maçta sahada oynatacağını düşünmüyorum.
Çünkü çok ciddi ön alan baskılarının geleceğini düşünürsek Fenerbahçe'nin oyun formatından dolayı Sadık o baskılarda çok hata yapmaya müsait bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Orada zaten sürekli değişik oyuncular kullanıyor. Kasımpaşa bu maçı bence bütün planını acaba buradan zaten Fenerbahçe'nin aslında Fenerbahçe'ye nasıl oynanması gerektiğini geçmişteki birkaç maçtan Trabzon maçıyla beraber birçok açığı ortaya çıktı. Şimdi buradan vurun, geriye koşturun, arkada alan var. Ama Jorge Jesus diyor ki ben böyle bir riski satın alıyorum. Arkayı kullanabiliyorsanız beni yenin diyor. Bütün planı buradaki baskıdan Kasımpaşa'nın çıkması. Burada bir tercih. Ben pasla çıkarım cesareti de var. Direkt 1-3 bir oyun oynama tercihi de yapabilir. Bana kalırsa... 2'yi çok kullanmadı ikinci. 2'yi evet. 1-3 bir dediğim birinci bölge, üçüncü bölge. Direkt koşucu oyuncuları. Ki Foul onu zaten çok iyi yapar. Zaten bütün bence oyun planı böyle ama üçlü bir savunma da oynayabilir. Bence Kasımpaşa. Aslında beşli gibi. Beşli tabii. Buraya bir tane daha merkez alıp şöyle böyle derinde bekleyip 5-4-1 veya 5-3-2. 5-3-2. Böyle daha çok böyle dizilişleri kullanacağını düşünüyorum. Çünkü üçlü savunma oynadığınız zaman Fenerbahçe'nin iki santrafor oynaması sizi üçlü savunma oynamaya iter. O zaman Dong Şuran'ın adamıdır zaten. %100 ve sizi rahatlatır. Üç oyuncuya... Ki Fatih Hoca da kullanmıştı Galatasaray'da bir dönem. Bir şimdi, Paris Saint Germain maçında burada. Evet, kullanmış. Bir kere Fenerbahçe'nin ön alan baskılarını kırar bu iş. Siz üç tane savunmacıyla oynadığınız anda burada bir fazlasınız. İlla ki bu üç savunmacıdan bir tanesi topu kullanacak alan zamanı bulacak. Topu kaybettiğiniz zaman da 3'e 2 savunma anlamında da Fenerbahçe'den gol yiyip geriye düşmemek adına doğru bir strateji. Bunu kullanacaklarını düşünüyorum. Ben Kasımpaşa-Fenerbahçe'nin maçının Kasımpaşa tarafından üçlü bir savunmayla oynanacağını düşünüyorum. Hocam ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İlk bölümümüz tabii ki biraz hızlı oldu. Önümüzdeki hafta daha detaylı analizler yapacağız. Bize değer kattın. Estağfurullah. Vaktini ayırdın. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür önümüzdeki ederim. Hafta. Her zaman gelirim. Üzere diyelim. Çok memnun çok oldum ben de. Ederim. Böyle sağ bir yayında olduğum için sevdiğim yayınlar bunlar. Teşekkürler. İnşallah daha iyilerini çekeriz. Sağ ol.